Orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü bir başka kentte Çanakkale, yangın nedeniyle bir köy boşaltıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ayrıntıları Osman Terkan'dan alacağız şimdi. Osman Terkan'ın arkasındaki görüntü aslında çok da fazla söze gerek bırakmıyor. Osman, söz sende. Evet, Kemal köyü boşaltılmıştı ve alevler hızla o köye doğru ilerliyor. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahaleye başlamıştı. 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı bölgede görev yapıyor. Ve az önce, yani yaklaşık yarım saat önce rüzgar şiddetlendi ve rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte de bakın bu manzara ortaya çıktı. Aslında bu bölgede için için yanan bölgeler vardı ama rüzgar şiddetlendikçe bir anda alevler büyüdü ve şu anda alevler yamaçtan ileriye doğru, köye doğru tırmanıyor. Aşağıda görebiliyorum buradan arazözlerle ekipler yangına müdahale ediyorlar ama yangın geniş bir alana yayıldı ve şu anda göz gözü görmüyor. Bulunduğumuz yerde Kemal Köyü'ne doğru hızlı bir şekilde alevlerin ilerlediğini görebiliyoruz. Tabii 8 helikopter buradan da gösterelim sizlere. Cumhur Çatkaya da ekranlara getirebiliyorsa eğer, bakın geniş bir alandan duman yükseldiğini görebiliyorsunuz. Helikopterler Boğaz'dan, Çanakkale Boğazı'na çok yakın bir noktadaki havuzdan su alıyorlar, bambilerini dolduruyorlar ve hızla bu noktaya ulaşmaya çalışıyorlar ki son bir saat içinde müdahalenin yoğunlaştığı nokta burası. Kızıl Keçili Köyü'nde başlamıştı, iki noktada başlamıştı yangın. Ardından 5 köyü tehdit eder hale geldi alevler. Gece boyunca aslında gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam etti ama sabahın ilk ışıklarında ekipler bölgeye geldiğinde yangın halen devam ediyordu. Arazözlerle ormanın derinliklerine hortumlar çekildi. Yangının önüne set çekilmeye çalışıldı ama pek mümkün olmadı. Ve öğle saatlerine gelindiğinde de işte ortaya çıkan manzara bu. Şartlar giderek kötüleşiyor bulunduğumuz yerde. Şimdi burası Kemal Köyü'ne uzanan yamaç. Aslında bir zamanlar burada çam ağaçları varmış, kesilmiş. Onlar elbette ki sıcaklıkla birlikte kurumuş. Şu anda yanmaya müsait burada çalı çırpı ağaçlar var. Ve işte o alevlerde şu anda o kuru ağaçları yakıyor ve hızla ilerliyor. Tabii bir taraftan iş makineleri bölgeye getirildi. Bu alevlerin önünü kesmenin tek yolu toprak dökmek. Şu anda da görebildiğim kadarıyla aşağıda arazözler bir taraftan su sıkıyor. Bir taraftan da iş makineleri işte bu hızla bir anlamda ilerleyen, koşan diyeyim yani, bu alevlerin önünü kesmeye çalışıyor. Bakın dakikalar önce bulunduğumuz yolun diğer tarafındaydı alevler. Şimdi hızla o tepeyi aştı ve köye doğru ilerliyor ki 200-300 yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bir köy dün tahliye edilmişti. Köy boşaltılmıştı risk nedeniyle ve o risk halen devam ediyor. Bölgede 5 köy şu anda tehdit altında. Rüzgarın şiddetini görebiliyorsunuz. Burası Çanakkale Boğazı'nı gören hakim bir nokta, hakim bir köy. O nedenle yılın birçok günü rüzgarlı ama bugün ekstra bir şiddetle esiyor. Saatte 50 kilometre hızı ve bu da ekiplerin işini zorlaştırıyor. Bakın işte az önce belki de yaklaşık 500-600 metre aşağıda yamacın başlangıcındaydı bu alevler ve küçüktü. Ekipler orada o alevlerin önünü kesmişlerdi ama bir anda kontrolden çıktı alevler ve hızla ilerliyor. İş makinesini bakın göstersin Cumhur Çatkaya. Bir iş makinesi şu anda gerçekten de o da büyük cesaret örneği gösteriyor. Şu anda alevlerin önünü kesebilmek için yamaca tırmandı kepçeyle bir çalışan ve alevlerin bakın o bölgedeki ağaçlara ulaşmasını engellemeye çalışıyor ki burada güney hattında ormanlık alan var. Tehlike bu. Eğer bu alevler o ormanlık alana sirayet ederse alevler daha da hızla ilerleyecek, büyük bir alana yayılacak ki aslında öğle saatlerine doğru artık yavaş yavaş kontrol altına alınıyordu. Öyle düşünüyorduk. Görüntü o şekildeydi ama şu anda artık aynı manzaradan bahsedemeyeceğiz. Bakın hemen Cumhur Çatkaya kamerasını eğer biraz daha çevirebiliyorsa, oraya da yeni ekipler geldi. Bakın yoğun duman, işte görüyorsunuz alevler. Biz yayına başladığımızda hizamızda olan alevler şu anda yüzlerce metre ileriye gitmiş durumda ve oradan çıkan dumanı görüyorsunuz, yoğun siyah duman ve önünde de şimdi arazözlerle ekipler o bölgeye hortum çekiyorlar. Hortumla
alevlerin önünü kesmeye çalışacaklar. Tabii nasıl başladı, yangına ne neden oldu henüz bilinmiyor. Bu araştırılıyor. Ama burada yaptığımız çekimler sırasında ormanlık alanlarda çok sayıda çöp gördük, atık gördük, şişe gördük, cam kırıkları gördük. Muhtemelen işte insan kaynaklı, insanların ardlarına bıraktığı o çöpler neden olmuş olabilir. Bu ihtimal üzerinde duruluyor. Evet, dediğim gibi artık 22 saat geride kaldı Çanakkale'de orman yangınına müdahalede. 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 30'dan fazla arazözle yangına müdahale ediliyor. Ama şu anda artık rüzgarın da şiddetlenmesiyle birlikte alevler hızla ilerlemeye başladı ve 5 köy şu anda tehdit altında. Evet, Osman'dan, Çanakkale'den sözü alalım ve Mersin'e gidelim şimdi.